أبداً لا لن نحيد. Şimdi kısa bir nasihat daha edeyim. Osman radıyallahu anh demiştir ki, mümin 6 türlü korku içindedir. Ama kim ha? Mümin ha, Müslüman yani. 6 türlü korku içindedir. Yüce Allah'ın imanı kendisinden alacağı korkusu 1. Yani mümin ne yapar? Mümin, Yüce Allah o imanı kendisinden alır diye korkar. Hemen kalbimizi yoklayalım. Diyelim ki gerçekten biz yakın zamanda Allah Azze ve Celle acaba bu imanı bizden alır mı? Küfre düşmeyi ateşe düşmek gibi gördük mü? Diye kendi kendimize sormamız lazım. Osman radıyallahu anh da bu müminin sıfatıdır diyor. Eğer bir adam böyle yapıyorsa bu gerçekten Allah'tan korkan bir mümindir diyor. Onun için imanın kendisinden alacağı korkusu. 2. Hafaza meleklerinin kıyamet gününde rezil olacağı şeyleri yazmaları korkusu. Korkuları zikrediyorum. 1. İmanı kendisinden alma korkusu. 2. Hafaza meleklerinin dünyadayken rezil olacağı şeyleri yazmaları korkusu. Eğer bir mümin, ya Rabbim ben hiç kimsenin olmadığı böyle bir yerde günah işledim ve senin de meleklerin yazdı. Kıyamet günü melekler desek ya Rabbim bu böyle böyle yaptı. Eyvah eyvah diyorsa bir Müslüman, bu demek ki gerçekten bundan korkuyordur. Ki korkması lazım. Gizli halinde işlediği günahlardan dolayı korkması lazım. O meleklerin sürekli onunla beraber olduğunu unutmaması lazım. Ve sürekli işlediği günahları, yaptığı günahları yazdığını da unutmaması lazım. İkinci korku da bu. Üçüncü bir korku vardır ki şeytanın amelini boşa çıkaracağı korkusu. Hiçbiriniz düşündünüz mü? Acaba şeytan bu amelimi boşa çıkarabilir mi? Çıkaracak mı? Beni saptıracak mı? Yani gelir amelime riya bulaştıracak mı? Sağdan girecek, soldan girecek. Benim ayağımı kaydıracak mı? Korkusu var mı? Olması lazım. Bu neyi gerektirir? Bu Allah'a yönelmeyi gerektirir. Sen şeytanın desiselerinden, vesveselerinden korkarsan Allah'a sığınırsın. Allah'a sığınırsan çok büyük bir varlığa sığındın. O da seni ne yapar? O da seni koruması altına alır. Eğer bundan korkuyorsan demek ki bu müminin 6 korkusundan 3.sünü de yapmış olursun. 4. korkusu ise ölüm meleğinin gaflet anında ruhunu alacağı korkusu. Bir mümin gerçekten bu korkuyu yaşıyorsa çok önemli bir şeydir. Düşünsene sen gaflet anındasın, günah içindesin veya Rabbini zikretmeyen bir haldesin. O anda ölüm meleği gelip senin canını alır. Allah muhafaza. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Bunun geri dönüşü yok. Düşün ki nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Günah işlerken öldün, öyle dirildin. Onun için hiç günah işlememek için mücadele etmek lazım. Çünkü ölüm her an gelebilir. Ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Bu gaflete düşmemek için bunu ne yapman lazım? Buna dikkat etmen lazım. 5. ise dünyanın kendisini aldatıp ahiretten alıkoyacağı korkusu. Dünya korkusu. Dünyanın kendisini aldatıp ahiretten alacağı korkusu. Ki bu 5 tane korku zikrettik ya, bu 5 tane korkuyu zaten yaşamayan adamlar buna düşer ha, dikkat edin. Düşer ya. Adam diyor ya, dünya nedir ki ya diyor. Elimin tersiyle itmişim diyor. Halbuki dünyanın içinde böyle bir şey yok. Vallahi dünya çok aldatıcı bir şeydir. Allah Azze ve Celle ayetle söylüyor. Sonuncusu ise ailesi ve çoluk çocuğuyla meşgul olup onların kendisini Allah Azze ve Celle'yi zikretmekten alıkoyma korkusu. Allah Azze ve Celle dünyayı zikrettiği gibi, dünya hayatı aldatıcı bir şeydir dedikten sonra çoluk çocuğun da, kadının da, eşin de bunların da aldatıcı bir şey olduğunu söylüyor. Yani Müslümanların bu 6 şeyden korkması lazım kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin imanı kendisinden alıp başka birine vermesinden korkması lazım. Hafaza meleklerinin tek başınayken onun işlediği günahları yazarken kıyamet günü onun karşısına çıkartmasından korkması lazım. Demesi lazım ki sürekli benimle beraber olan melekler var. Benim bunu işlememem lazım.
demesi lazım. Şeytanın onun amelini boşa çıkarma konusunda Allah'tan korkması lazım. Allah'tan yardım istemesi lazım. Ölüm meleğinin gaflet anında onu yakalamasından korkması lazım. Çünkü o an günah işleyebilir, o gün Allah'ı gereği gibi zikretmemiş olabilir, gaflette olabilir vesaire. Bunlardan korkması lazım. Veya dünyanın kendisini ahiretten alıkoyacağı konusunda yine korkması lazım. Bundan sakınması lazım, tedbirlerini alması lazım. Sonuncusu ise çoluk çocuğunun, eşinin, ailesinin onu Allah'a zikretmekten alıkoyma korkusunu yine tedbirini alması ve gereği gibi bunu aklından hiç çıkarmaması lazım. Onun için Osman radıyallahu anh diyor ki bu 6 tane korku müminin korkusu olması gereklidir diyor. Allah sizi ve beni hakkıyla korkan kullarından eylesin.